Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan beraberiz kimya videolarımızla. Gençler nerede kalmıştık? Kimyasal hesaplamalar konusunu işliyorduk ve artık madde problemlerinin soru çözümünden devam edelim arkadaşlar. Şimdi örnek konumuzda diyor ki bize 0,2 mol N2 ve 1,4 gram H2 gazı alınarak tam verimle tepkimeye girmeleri sağlandığında amonyak gazı oluşuyormuş. Bu tepkime ile ilgili bize 3 tane öncül verilmiş. Şimdi Gençler ne yaparsınız? Öncelikle e, bir tepkimeyi yazalım öyle değil mi? Oluşanımız ne? Daima oluşanı bir okun sağ kısmına yazın. O zaman neymiş o oluşanımız? NH3 gazı mıymış? Öyle değil mi? N2 ve H2 gazları girecek. N2 gazı ve H2 gazları mı girecektir? Bakın şimdi burada tepkimenin denk olmadığını görüyorsunuz. İsterseniz kesirli sayılarla denkleştirebilirsiniz. İsterseniz de yani ikisi de aynı sonucu verecektir ama bunu bilin. Ben de diyorum ki şuraya 2 yazalım. N2 ya. Şuraya 2 yazdım. 3 kere 2 6 hidrojen oldu. Şuraya da diyorum ki 3 hidrojen olsun. 0,2 mol N2 giriyormuş. Bakın altına getirdim. N2'nin altına 0,2 mol'ü yazdım arkadaşlar. Sonra diyor ki 1,4 gramda hidrojen gazı alınarak diyor. O zaman 1,4 gram hidrojen gazının kaç mol olduğunu bulmak istiyorum. NH2 dedim. Çünkü hangisinin molü belli? N2'nin molü belli. M bölü MA değil miydi? Bize verilen kütleyi ne yapıyorduk? Yukarıya yazıyorduk. Kendi kütlesinde bakın H2 hidrojen normalde 1 gramdır. 2 tane olduğu için 2 mi diyeceğim? Arkadaşlar o zaman mol ne gelecektir? 0.7 mol gelmeyecek midir? O zaman hidrojenin altına da 0.7 mol diyorum. Bakın şimdi kat sayılarımıza bakacağız arkadaşlar. Katlarımıza hangisi küçükse ne yapıyorduk? Küçük kat alıyorduk öyle değil mi? O zaman küçük kata bakıyorum. 1'e 3. Birden kaç kat arkadaşlar? 0 2 kat değil mi? 3'ten 0 7'ye bak şimdi. 0 2 kat olsa 3 kere 3 kere 2 6 0 6 mol olur. Demek ki 0 2 kattan daha fazla bir kat. O zaman ben zaten ne yapıyordum? Küçük olan katı almıyor muydum? Küçük olan katı hepsinde alacaksınız. 0 2 burada da aldım. 2 ile 02'yi çarptım. O zaman oluşan n 3 gazımız bizim ne kadarmış? 0.4 molmüş. Bir de artan gazımızı bulalım gençler. 02 ile küçük olan katı hepsini de alacağız dedik ya. 02 ile bunun katsayısını çarpıyorum. 06 değil mi? 06 mol. O zaman hidrojen gazının 06 molünü kullanacağız. 0.1 molü artar diyeceğiz. Şimdi Gençler dediğim gibi eşit kütleler dediği zaman büyük kütle tamam mı bitti. Eğer size mol bulduruyorsa küçük katı alıyorsunuz daima tamam mıdır arkadaşlar bu tepkime ile ilgili demiş. Hemen bakıyorum şu bir şöyle kalsın oluşan amonyak gazı normal koşullarda 8.96 litre hacim kaplar diyor. Şimdi ben baktım amonyak gazımız şöyle yapalım. Ama o yak gazımızın e, oluş, oluşan mol sayısını bulduk 0.4. Bulmadık mı? 1 mol arkadaşlar kaç litre normal koşullarda hacim kaplıyordu? 22.4 litre hacim kaplamıyor muydu? 0.4 mol kaç litre hacim kaplar diyeceğiz? Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 ile şunu çarpıyorum. 4 kere 4, 16, 4 kere 2, 8, bir daha 9, 4 kere 2, 8 değil mi gençler? Bak 1 virgül burada, 1 virgül de burada var. 2 virgül kaydırdım. 8.96 litre gerçekten hacim kaplıyor. O zaman birinci öncülümüz ne oldu? Doğru oldu dersiniz. İkincisine bakıyorum. Sınırlayıcı madde N2 gazıdır. Biten sınırlayıcı maddeydi. Hangisi? Hangi gazımız bitti bizim? N2 gazımız bitti mi arkadaşlar? Evet 0,2 katı onun katını aldık. E, N2 tamamen tükeniyor. Artanı h 2 Öyle değil mi? Artan olmayan sınırlayıcıydı. O zaman en ikimiz sınırlayıcı doğru. Hemen devam ediyorum. 0,2 gram H2 gazı artmıştır diyor. Şimdi artan miktar 0,1 mol. Öyle değil mi hidrojenden? Siz bunun gramına geçebilir misiniz? Geçersiniz arkadaşlar. Bakın. Şimdi artan miktar molünü biliyoruz sonuçta. 1 mol H2. Hidrojen 1 gramda 2 olduğu için, 2 tane olduğu için 2 gram değil midir? 1 mol H2 2 gramsa 0,1 mol kaç gramdır dersiniz arkadaşlar? E buradan da eksiniz ne gelecektir? 0,1 ile 2'yi çarptım. 0,2 gram artmayacak mı hidrojenden gerçekten? O zaman 3. öncülünüz de doğru oldu. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 3'ü de doğru oldu dersiniz gençler. Evet hemen devam edelim. Başka bir örneğimize. Şimdi diyor ki bize eşit mol sayıda karbon monoksit ve oksijen gazları alınarak eşit mol sayıda Tam verimle gerçekleşen tepkimeden 4 mol karbondioksit gazı elde edilmektedir diyor. Buna göre başlangıçta alınan karbonmonoksit ve oksijen gazlarının gazları karışımının içerdiği toplam molekül sayısı kaçtır demiş bize. O zaman Arkadaşlar şöyle bir yazalım tek tek. Şimdi bir kere neler birleşiyor? Karbonmonoksit gazıyla oksijen gazımız birleşecek ve ne oluşacak? Karbondioksit mi oluşacak? Tepkime denk mi? Değil arkadaşlar. Şuraya bir 1/2 bölü 2 yazalım. Olur mu? Şimdi diyor ki bize 4 mol bak verileni yazın hemen. 4 mol karbondioksit gazı oluşuyormuş. O zaman getirdim altına yazıyorum 4 mol'ü. Karbondioksitin kat sayısı bir, kaç kat o zaman 4 kat değil mi? Sen buradan 4 kat aldıysan bunlardan da 4'er kat alıyorsun. O zaman 4 mol karbonmonoksit girmiş. 1 bölü 2 ile 4 katı 4'ü çarptığımızda ne olacaktır? 2 de oksijen gazı mı girmiş arkadaşlar? Öyle değil mi? Ama bize soruda ne diyor? Eşit mol sayıda diyor. Eşit mol sayıda karbon monoksit ve oksijen gazları girsin diyor. Şimdi o zaman eşit dediyse büyük olanı alıyorsunuz daima. 4 molü oksijenden de alacaksınız. Sizin artanınız o zaman oksijenden olacak. Neden? 2 molünü kullandın. 2 molün arttı diyeceksin. Tamam mıdır? Diyor ki bize Buna göre başlangıçta alınan ve karbon monoksit ve oksijen gazları karışımının içerdiği toplam molekül sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar başlangıçta o zaman sizin aldığınız miktarları söylüyorum. 4 mol karbon monoksit almışsın. 4 mol de oksijen almamış, almamış mısınız arkadaşlar? O zaman diyorsunuz ki mole biz ne diyorduk? Na tane diyorduk. Bize toplam molekül sayısını soruyor. Çünkü 4 Na tane karbon monoksit almışız. 4 Na tane de başlangıçta oksijenden almışız. Toplamda 8 ena tane molekül mü almışız aslında biz başlangıçta öyle değil mi? Bize burada artan sormuyor. Başlangıçta aldığınız miktarı soruyor. O zaman 4 bundan 4 de bundan almışız. Başlangıçta 8 ena tane molekül kullanmışız. Ama ne olmuş? Onun 2 ena tanesi ya da 2 molü oksijenden artmış dersiniz arkadaşlar. Ama başlangıçta dediği için hangisini diyeceğiz? E şıkkını diyeceğiz arkadaşlar tamam mıdır? Hemen altındaki örneğimize bakalım. Kapalı bir kapta 32 gram. CH4 ve 16 gram oksijen gazları alınarak diyor CH4O2, bakın size direkt tepkimeyi yazmış, denkleşmiş bir şekilde verilmiş. Tepkimesinin tam verimle gerçekleşmesi sağlanıyor diyor. Tepkimede artan madde olmaması için hangisinden kaç mol eklenmelidir diyor. Evet, gençler bu tarz sorular da güzel sorulardır. Çünkü bir kere ne yapmamız lazım? Bunların tek tek molünü bulalım tamam mı? En başta yapacağımız şey verilenlerden giderek, kendinize yol çıkarmanız lazım arkadaşlar. Size verilen ne? 32 gram CH4. O zaman 32 gram CH4 kaç mol bir onu bulalım. Bakın karbon normalde 12 gram. Hidrojende 1 gram. O zaman ben hemen şunun bir kütlesini hesaplayayım. 12, 4 daha 16 gram değil mi? O zaman diyorum ki NCH4'ün molü yani NCH4 eşittir M bölü MA'dan size verilen 32. Kendi molekül kütlesi 16. O zaman mole, e, mol sayısını CH4'ün ne bulduk? 2 mol bulduk. Bir de oksijeni bulalım hemen. Oksijenin mol sayısı bakın size verilen 16. Onu hemen yukarıya yazıyorsunuz. Oksijen 2 tane arkadaşlar. Bakın bir tanesi 16, iki tanesi 32 değil mi? 32'yi getirdim, yazdım. 0,5 mol. Yani Metan gazının mol sayısını biz 2 bulurken oksijen gazının mol sayısını ne bulduk? 0,5 mol bulduk. O zaman yapacağımız işlemi söylüyorum. Şu tepkimeyi tekrar yazıyorum şuraya. CH4 artı 2 oksijen gazı, 2 karbondioksit gazı ve 2 H2O dedim. Bakın arkadaşlar bulduklarınızı altına yazıyorsunuz. Yani ben ne buldum? CH4'ü 2 mol buldum. Şunu 2 mol buldum. oksijeninde de 0,5 mol buldum. Öyle değil mi? Şimdi de bakın Bulduğumuzu yazdınız ve kaç yani katlarına bakacaksınız tamam mı? Burada eşit kütle falan ya da eşit mol sayılarda alınıyor demiyor bize. 1'e 2'ye kaç kat? 2 kat değil mi? 2'den 0,5'e arkadaşlar kaç kattır 2'den 0,5'e? 1 bölü 4 kat değil mi? Yani 0,25 kat değil midir? Ben 0,25 demeyeceğim de şöyle 1 bölü 4 katlayım Hangisi daha küçük? Tabii ki küçük olan katımız 1 bölü 4 kat. Küçük olan katı alacaktık. O zaman küçük olan katı ne yapıyorsunuz? Burada da alıyorsunuz gençler tamam mı? 1 bölü 4 ile kat sayısı 1'i çarptım. Yine 1 bölü 4 olmadı mı? 2'den 1 bölü 4'ü çıkardığımızda arkadaşlar ne olacaktır? Ee, hatta şuna 0.25 desem. 2'den 0.25'i çıkardığımızda 1.75 olmayacak mıdır? Değil mi? 1.75 mol ne artar? CH4 artar mı? Heh. Şimdi bize soruda ne diyordu? Diyor ki Artan madde olmaması için hangisinden kaç mol eklenmelidir diyor. Bir kere eklenmesi gereken maddemiz bizim ne? Oksijen. Eklenmeli. Eklenmeli. Ama ne kadar eklenmeli bir de ona hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi 0,5 mole sizin harcadığınız miktar ne kadar? 0,25 kadar değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Bakın başlangıçta CH4'ün miktarı 2 mol. Ama benim harcadığım miktar ne kadar? 0,25. Çünkü ben bunun sınırlayıcı olduğunu düşündüğüm için yani sınırlayıcı bileşenim oksijen olduğu için 0,5 mol. Ve 0,5 mol için ben bu, buradan 0,25 mol kadar harcamışım. Öyle değil mi? O zaman diyorsunuz ki 0,5 mol oksijen için 0,25 mol ne harcamışız? CH4 mu harcamışız? Benim oksijenim bitti ama 1.75 neyim arttı? 1.75 molüm CH4'üm arttı. O zaman geriye kalan 1.75 mol CH4 için ne kadar oksijen gereklidir diyeceksiniz. E gençler buradan da içler dışlar çarpımı yaptığınızda ne gelir? İkisiniz 0.25 0.5 çarpı yani 1.75'in yarısıdır aslında. Arkadaşlar buradan gelecek olan 3.5 mol O2 gerekir diyeceğiz. Tamam mıdır gençler? Mantığı budur. Ne dedim ben size? En başta mollerini buluyorsunuz. 32 gram CH4, 16 gram oksijen gazları. 32 gram CH4'ün 2 mol, oksijen gazında 0.5 mol bulduk. Tepkime denk katlarına baktık 2'ye 1/4 yani 0.25 mol küçük katı alıyorduk arkadaşlar. Sınırlayıcı bileşenimiz bir kere biten oksijen gazı tamam mı? 0 0.25 kat olduğu için 0.25 katı burada da alıyorsunuz. 0.25'ini CH4'ten kullandık. 1.75 mol ne oldu? CH4 arttı. Bize diyor ki burada artan olsun istemiyoruz biz. O zaman sınırlayıcı bileşenler ne kadar? Yani oksijenler ne kadar kullanmamız lazım? E 0.25 CH4 için ne kadar kullanmışız oksijeninden? 0,5 mol kullanmışız. Artanımız 1,75 mol CH4 için daha ne kadar oksijen eklemeliyiz diyeceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Cevapta ne oldu? 3,5 mol oksijen gazı gerekir diyeceğiz. Tamam mıdır? O zaman şuradaki cevabımızı da işaretleyelim. Edirne olacak. Hemen altındaki örneğimize baktık. Demir 3 oksit artı 3 karbon. 2 demir katısı 3 karbon monoksit. Denklemine göre diyor. 8.4 gram karbon monoksit gazı. Elde edilirken 14 gram demir 3 oksit artıyormuş. Başlangıçta alınan karışım kaç gramdır diye soruyor bize. Evet bakın karışık gibi görünüyor arkadaşlar. Bir bakalım. Uzun bir soru olabilir. Hemen bir yapmaya başlayalım. Şimdi tepkimeyi ben şuraya tekrar bir yazıyorum. Demir 3 oksit artı 3 mol karbon 2 demir katısı artı 3 karbon monoksit gazı önce 8.4 gram karbon monoksit kaç molmuş bir onu bulalım mı arkadaşlar bakın en bölü ma yapıyoruz öyle değil mi en bölü ema neyi bulacağız karbon monoksitin mol, mol sayısını bulalım size verileni yukarıya yazdık kendi kütlesini de alta yazacağız e, ee, karbon monoksit karbon 12 oksijen 16 28 mi gençler bak şu virgülü görme 84 bölü 28 e, nedir aslında 3 kat değil midir arkadaşlar 8 kere 3 24 3 kere 2 6 7 8 yani 1 virgülü şimdi koy 03 mol müdür? Sizin bulduğunuz bu 03 molü getirip neyin altına yazacaksınız karbonmonoksitin altına yazalım olur mu? Çünkü karbonmonoksitin mol, molünü bulduk 14 gram demir oksit artıyormuş bir bekletelim bunu Önce ne yapıyoruz? Buradan kaç kat aldığımıza bakıyoruz. Arkadaşlar, 0, 3'den 0-3'e kaç kat aslında? 0 kat değil mi? O zaman sen buradan 0-1 kat alıyorsan, hepsinden demek ki 0-1 kat kadar almışsın, küçük kat almışsın yani. O zaman 0-2 mol demir e, demir oluşmuş, 0-3 mol karbon kullanmışız, Girenleri kullanıyoruz, ürünlerde oluşuyor arkadaşlar. 0-1 molde ne kullanmışız? Demir-3 oksiti kullanmışız arkadaşlar. Biz bu kadarını kullanmışız ama bizim bir de artan miktarımız var demir 3 oksitten. Ne kadarmış o da? 14 gram mıymış? Bize ne diyor peki? Başlangıçta alınan karışım kaç gramdır diyor. Tamam. O zaman başlangıçta alınan karışım yani demir 3 oksitin ben gramını bulayım. Ben demir 3 oksitin biliyorum ki 0,1 molünü kullandım. 14 gramım artmış arkadaşlar. 0,1 mol demir 3 oksit kaç gram onu bulalım. 1 mol demir 3 oksit Kaç grammış? Hemen bir hesaplayalım. Bakayım. 2 demir, 3 de oksijen var. 160 gram mı? 160 gramsa 0,1 mol demir oksit kaç gramdır dedik? X'iniz buradan ne gelecektir gençler? 16 gram mı gelecektir? Yani bu şu demek. Sen 16 gram demir oksiti kullanmışsın. 14 gramında artmış. O zaman başlangıçta senin demir oksitten almış olduğun miktar 16 14 daha 28 mi? 28 gram başlangıçta alınan alınan demir 3 oksit tamam mıdır şimdi arkadaşlar tamam ben burada demiri buldum ama bize başlangıçtaki karışımı alınan karışımı soruyor o zaman 0.3 molde karbonu mu bulacağız gençler burada diyorsunuz ki karbonu hemen hesaplayalım 1 mol karbon kaç gram 12 gram değil mi 0.3 mol karbon kullanmışız 0.3 mol kaç gramdır diyeceğiz 3 ile 12'yi çarptım. Nedir? 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. Ama bir virgülüm var. 0,3 ile çarpıyorsunuz. Çünkü 3.6 gramda ne kullanmışız? Karbon mu kullanmışız? O zaman siz toplamınızı artık bulunabil bul, e, yani toplayabilirsiniz. 28 buradan artı diyeceğim. E, 3.6 gramda karbon. 28 e, ne oldu? Şöyle 28 29 30 31. nokta. 6 gram başlangıçta alınan miktarınızdır dersiniz arkadaşlar tamam mı? Bakalım yanlış toplamadıysak yanlış mı topladık? Ee, şu tabii şurada 28'i şurası 30 olacak. O da ne oldu? 33.6 oldu. Tamam? Şurası 30. 33.6 gram olur. O zaman cevabımız Bursa oldu deriz arkadaşlar tamam mıdır? Hemen şöyle genel olarak bir tekrardan almak istiyorum gençler. Demir çok çoksit 3 karbon birleşti yani aldığımız başlangıçtaki karışım bu. Tepkimemiz bu 2 demir katısı ve 2 de 3 de karbon monoksit gazı oluşuyormuş. 8.4 gram karbon monoksit elde ediyormuşuz. Yani 8.4 gram karbon monoksitin biz kaç mol olduğunu bulduk? 0.3 mol olduğunu bulduk. 0,3'ten 3'ten 0,3'e kaç kat? 0,1 kat aldıysak demek ki bunlardan da 0,1 kat alacağız. Kullanmışız demektir. 0,2 mol demir oluşmuş. 0,3 mol karbon kullanmışız. 0,1 mol de demir 3 oksit kullanmışız arkadaşlar. Biz bu kadar demir oksitten kullanıyormuşuz 14 gramda. Bundan artıyormuş arkadaşlar. O zaman ben diyorum ki 0.1 mol demir oksitin kaç gram olduğunu bulayım. 1 molünüz 160 gramdı. 0.1 molünüz kaç gram? 16 gram. Öyle değil mi? 16 gram nedir? Kullandığımız miktar. 14 gramda harcadığımız miktar. Toplamda 30 gram mı oldu? Başlangıçta alınan demiri çok istiniz. Bize başlangıçtaki karışımı soruyor ama arkadaşlar. 1 mol karbon 12 gram. 0,3 molünüz 3,6 gram değil midir? Eksini topladık. 3,6 artı 30'dan da ne geldi? 33,6 gram geldi dersiniz gençler. Evet e, kimyasal hesaplamalar konuları arkadaşlar soruları birazcık uzun olabilir. Ama dediğim gibi öğrendikten sonra böyle e, yani hızlıca çözersiniz gençler. Tamam mı? Mol sayılarını bulmakla başlayın ama mutlaka. Karışım problemlerimiz var şimdi. Molekül sayıları eşit. E, amonya, pardon, metan ve SO2 gazlarını içeren karışım toplam kütlesi 16 grammış. Buna göre karışımdaki CH4 kütlesi kaç gramdır diyor. Evet karışımlarda da biraz karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani zorlanıyorsunuz. Ama bakalım nasıl yapılıyormuş. Şimdi bizim hem CH4'ümüz var hem de SO2'miz mi var? Toplam kütlesi de kaç grammış? Bunlar, bunların toplam kütlesi 16 grammış. E molekül sayıları eşit diyorsa ben bundan yani en mol deyim. Bundan da en mol deyim. Olmaz mı? Eşit diyor çünkü. E gençler şimdi CH4'ün kendi kütlesi kaç gram? 16 gram değil mi? SO2 kaç gram normalde? 64 gram değil mi? Değil mi? Biz normalde CH4'dan ya da SO2'den kaç mol alıyorsak kütlesini onunla çarpmıyor muyduk? Mesela 0,2 mol ise eğer kaç gram olduğunu 0,2 ile 16'yı çarparak buluyorduk. İşte burada da aynı şeyi yapıyorsunuz. 16 çarpı n diyorsunuz tamam mı? Hatta şuraya yapayım. 16 n. 64 ile de n'i topluyorsunuz. 64 n eşittir. İşte bu kütleleri toplandığında karışımın kütlesi kaç gram geliyormuş? 16 gram geliyormuş. Tamam mıyız? 64, 16 daha. 60, 76, 80 mi? 80 en ne geldi? 16 geldi. En buradan ne gelecek? 16 bölü 80'den 1 bölü 5 mi gelir arkadaşlar? Öyle değil mi? 16 bölü 80. O da ne geldi? En eşittir. 1 bölü 5'ten 0.2 mol mü geldi? Bak şimdi sen enini buldun. 0.2 mol. Ne diyor? Karışımdaki CH4 kütlesi kaç gramdır diyor. Bizim bulduğumuz e, ne CH4'ü enini ne bulduk? 0.2 mi bulduk? O zaman yapıyorum. 1 mol CH4 16 gramsa 0,2 mol kaç gramdır diyeceğiz. E, gençler 2 ile 16'yı çarptım. 32, 1 virgül attım. 3,2 gramdır dersiniz. Yani cevabımız ne oldu? Adana oldu. Tamam mıdır? Geldik altındaki örneğimize. Şimdi bize diyor ki aynı sayıda x atomu içeren x2y3 ve x3y4 gazları karışımının normal koşullardaki hacmi 33,6 litredir. Gaz karışımında bulunan X3Y4 molü ne, nedir diye soruyor. Bakın arkadaşlar burada yapacağınız şeyi söylüyorum. İki bileşiği de yazın yan yana. Birincisi X2Y3 ikincisi neymiş X3Y4 müymüş? Ve bunların karışımı kaç litreymiş? 33.6 litreymiş. Ben biliyorum ki siz artık hacimden mole hesaplayabilirsiniz. Yani mol neydi arkadaşlar? Size verilen hacim böyle 22.4 litre değil miydi? 33.6 bölü 22.4 dersek eğer bu ne olacaktır? 0.6 mol gelmez mi? Tabii ben burada yanlış yazmışım. Ne olacak? Tabii şu 33.6 olmayacak da. Yok bir dakika. 33.6 tabi tabii. tabii. 1.5 mol. Tamam doğru gidiyoruz. 1.5 mol mü? Yani sizin karışımınız toplamda kaç molmuş arkadaşlar? 1.5 mol müymüş? Ben diyorum ki şimdi şu ikisi şu ikisi toplamda 1.5 mol. Bu n mol olursa bu ne olacaktır? 1.5 eksi n mol olmaz mı? Öyle değil mi? O zaman yapacağınız işlemi söylüyorum. Şimdi diyor ki bize e, x sayıları yani şuradaki x sayısı ile buradaki x sayısı eşitmiş. O zaman burada kaç tane e, x'iniz var? 2 yani 2 n eşittir dersiniz. 3 ile de 1 e, 1.5 eksi n'i çarpar mısınız? O da ne olur? 4.5 eksi 3n mi dersiniz? Bu buraya geldi. 5n eşittir 4.5'ten. n'iniz ne gelecektir? 0.9 mol mü gelecektir arkadaşlar? Bize ne diyor? Gaz karışımında bulunan x3y4'ün molü diyor. Şimdi ben n'i ne buldum? 0.9 mu buldum? x3y4'ümüzün mol sayısı 1.5 eksi n. O zaman burada ne yapacağız? 1.5'ten 0.9'a çıkaracak mıyız? Buradan da ne gelecektir arkadaşlar? Mol sayınız 0. kaç mol gelir? 6 mol mü gelir? 0.6 mol gelecektir. Yani cevabınız ne oldu? Bursa oldu. Tamam mıdır gençler? Evet, karışım problemlerimizden devam ediyoruz. Bakalım şimdi. Azot monoksit ve karbon monoksit gazlarının karışımı normal koşullarda 13.44 litre hacim kaplıyor diyor. Karışımın kütlesi 17.8 gram olduğuna göre karbon monoksit gazı kaç gramdır demiş. Bak adım adım gideceğiz arkadaşlar tamam mı? Elimizdeki gazlar azot monoksit ve karbon monoksit gazları. Ben yazdım o zaman ikisini de şöyle. Azot monoksit karbon monoksit tamam mı? Diyor ki bize bunların İkisinin toplam 13.44 litre hacim kaplıyormuş. O zaman buradan molüne geçer misiniz? Tabii ki geçersiniz. 13.44 bölü 22.4 dediğinizde 0.6 mol gelir arkadaşlar. Tamam mı? Bakın o zaman siz bu ikisinin toplamının kaç mol olduğunu buldunuz? 0.6 mol olduğunu mu buldunuz? Ve 0.6 mol yani toplamda bu ikisinin toplamı 17.8 gram geliyormuş. Şimdi ben toplam molümü buldum. Yine aynı şey yapacağım. Ben diyorum ki bu n mol ise, bu ne olacaktır arkadaşlar? 0.6 eksi n mol olmayacak mıdır? E kendi kütlelerini molleriyle çarpacaksınız şimdi. Azot monoksit bak azot 14 oksijen 16 30 değil mi? Yani şuradan ne olacaktır? Top, doğru toplayalım. Az önceki gibi yanlışlık yapmayalım. 16, 26, 30. O zaman buradan 30 en gelecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Karbon ve oksijeni topluyorum şimdi de. 16, 26, 28 mi? O zaman ne dersiniz? 28 çarpı 0.6 eksi n, İşte bu hepsinin toplamı da neye eşitmiş? 17.8 grama, 17.8 grama eşitmiş. O zaman hesaplamalarımı yapıyorum. 30n artı diyorum. 6 ile 28'i e çarptım. 6 kere 8 48, 6 kere 2, 12, 4 daha 16 mı olacak? Yani 1 virgül attım 16.8 eksi diyorum 28 en mi diyeceğim eşittir 17.8 dedim gençler. Şimdi şu işlemi mi yapacağız? 30'dan 28 çıktı 2 e 16.8'i de karşıya attım gençler. Ne gelir buradan? E ne gelir bakayım 1 mi gelir? Değil mi? 16.8 17.8 1. E eliniz ne geldi? 0.5 mol mu geldi? Bulduk işte mol sayımızı bulduk arkadaşlar. Şimdi o zaman bizim mol sayımız 0,5 molse. bakın azot monoksitin mol sayısı 0,5 o zaman değil mi? Karbon monoksitin mol sayısı 0,6 eksi 0,5'den neymiş 0,1 mol değil midir arkadaşlar? Bize ne diyor? Ee, karbon monoksit gazı kaç gramdır demiş ama sen bunun molünü buldun 0,1 mol. E, 1 mol karbon monoksit 30 gram değil miydi? 28 gramda özür diliyorum. 28 gramsa 0,1 molünüz 2,8 gram olacaktır. Hatta şöyle hemen yazalım. 1 mol karbon monoksit kaç gram dedik? 28 gramsa 0,1 mol kaç gramdır? Buradan da x'imiz ne geldi? 2,8 gram gel gelir. Tamamdır arkadaşlar. Hemen altındaki örneğimize bakalım. Şimdi bize diyor ki eşit kütleli XO ve HY'nin artansız tepkimesinden 12.4 gram xy2 ve 0.2 mol h2o oluşuyormuş. Buna göre x ve y'nin atom kütlesi nedir diye sormuş bize. Yapacağımız işlem arkadaşlar oluşturalım. Yani bileşimimizi bir oluşturalım önce tamam mı? x varmış ve h y ile birleşiyormuş. Ne oluşuyormuş? x y 2 oluşuyormuş. Artı h 2 o oluşuyormuş. Tepkime denk mi? bir Bakalım. Burada iki hidrojen var. Burada da iki tane ye var. O zaman bunun kat sayısının ne olması lazım? 2 olması lazım. Tamamdır. Eşit kütleli diyor. Yani kütleleri de eşitmiş. 12.4 gram XY2. Yani şundan kaç gram elde ediyormuşuz? 12.4 gram mı elde ediyormuşuz? 0.2 molde H2O oluşuyormuş. Arkadaşlar bundan da 0.2 mol mu oluşuyormuş? Ben diyorum ki bak bunun molü belli ya. Arkadaşlar bunlardan da eşit kütlelerde giriyormuş. Yani bunun kat sayısı 1 ve 1'den 0,2'ye kaç kat almışım aslında burada? 0,2 kat mı almışım? E demek ki siz burada da 0,2 kat almışsınız ve 0,2 mol neymiş? 12,4 e, grammış. Yani şöyle diyeceğiz. 0,2 mol xy 2 kaç gram? 12,4 gram. Tamam mı? E gençler siz buradan da 0,2 kat aldığınızda o zaman nedir? 0,4 mol haşiyeniz mi giriyormuş? E yine 0.2 kat aldığımızda 0.2 mol de XO'nuz tepkimeye giren gençler. Tamam mıdır? Buradan pek çok şeyi bulduk şimdi. Devam ediyorum. İkinci kısma geçiyorum. 0.2 mol H2O'nun kaç gram olduğunu bulacağım. 1 mol H2O 18 gram değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? 0.2 mol kaç gramdır? 2 ile 18'i çarptım. 36. 1 virgül attım. 3.6 gram elde etmeyecek miyim? Yani 0.2 mol H2O'da kaç gram? 3.6 gram. Bak. Ben biliyorum ki girenlerin miktar ne kadarsa üründe o kadar oluşmak zorunda. Yani 12.4, 36 ikisini topladım. Ne oldu? 16 gram mı oldu? 16 gram oldu değil mi? Eğer sen 16 gram ürün oluşturuyorsan 16 gram da girenin olması lazım. Ve bunlar eşit kütleliymiş gençler. O zaman 8 gram XO giriyormuş. Bak eşit kütleli demiş bize. 8 gramda h mi girecekmiş. E ben pek çok şeyimi buldum gençler. Bak 0,2 mol XO kaç gram? 8 gram. Yani o zaman şöyle demez misiniz? 0,2 mol XO 8 gramsa 1 mol XO kaç gramdır deriz arkadaşlar. O zaman buradan da ne gelecektir? X'iniz içler dışlar çarpımı yaptığınızda şöyle. Eee X 0,2 X eşittir 8 mi dersiniz? Öyle değil mi? x'iniz buradan 80 bölü 2'den 40 mu gelecektir? Ama bak bu 40'ınız ne biliyor musunuz sizin gençler? X'in ve O'nun toplam kütlesi yani X artı diyorum. Oksijenin kütlesi ne olacak? 16 mı olacak? Yani siz X'inizin kütlesini o zaman buradan ne bulursunuz? 40'tan 16'yı çıkardım. 24 mü buldum? X'im tamam. X'imin kütlesini buldum gençler. Hemen şuradan Y'imin kütlesine geçebilirim. XY'nin atom kütlelerini bulun diyor bize soruda. Hemen şuradan X'in ve Y'nin kütlesine geçeyim. Bak. 0.2 mol XY2. 12.4 gram değil miydi? E 1 mol XY2 kaç gramdır dersiniz? Yine içler dışlar çarpımı yaptım. 124/2 bölü 2 eşittir XY2 değil midir arkadaşlar? Hemen şöyle bir kaydırayım. E, buradan da ne gelir? 62 gram mı gelir? 62 eşittir x artı iki tane y var ama burada. 2y. Bak şimdi x'inizi 24 buldunuz. x 24 eşittir 62 artı 2y mi diyeceğim? Öyle değil mi? 62'den 24'ü çıkardım. 62'den 24, 12, 19, 8 mi? Ee, şuradan 5, 4, 3, 38 mi oldu? Doğru yaptık öyle değil mi? 8, 5, 4, 3. Tamam. 38 eşittir 2y mi oldu? E arkadaşlar 38'de 2'ye böldüğünüzde y'niz ne gelecektir? 1, 19 gram gelir dersiniz gençler tamam mı? Y'nin kütlesini 19 bulduk. X'in kütlesini ne bulduk? 24 bulduk arkadaşlar. Hemen şöyle bir genel tekrar yapacak olursam. Tepkimeyi oluşturdum önce tamam mı? Şöyle şu şekilde tepkimeyi önce bir oluşturdum. Eşit de XO ve HY birleşiyormuş. Artansız tepkime gerçekleşiyormuş. x 2 ve H2O oluşuyormuş. H2O'nun mol sayısını vermiş. 0,2 mol. E, XY2'nin de gramını vermiş. 12,4 gram. Tamam mı? Arkadaşlar H2O'nun molünden e, faydalanarak 0,2 kat değil midir burada? 0,2 mol oluşuyormuş çünkü. Demek ki hepsinden 0,2 kat almışız öyle değil mi? O zaman 0,4 mol h HY, 0,2 mol de XO girmiş tepkimeye. E, 0,2 mol e, X2'ye girecek tabii ki. Ve 0.2 mol XY2 ne kadarmış? 12.4 gram mıymış? Arkadaşlar H2O'nun molü belli. Neyine geçtim? Gramına geçtim. 3.6 gram. İkisini topladım toplamda ne oldu? 16 gram oldu. Şimdi ben biliyorum ki girenlerde ne kadar kütle varsa ürünlerde o kadar toplam kütle korunur dedik çünkü. O kadar ürün olması lazım. Şimdi eşit kütlelerde dediği için 8 8 dedik. Tamam mıdır? Buradan da artık 0.2 mol XO giriyormuş. Dedim ki 0,2 mol xo 8 gramsa 1 molünüz kaç gramdır? Arkadaşlar içler dışlar artık gerisi matematiksel işlemler. 0,2 x eşittir 8'den. X'iniz buradan ne geldi? 80 bölü 2'den 40 gelir. Ve bu 40 aslında x'in ve oksijenin toplam kütlesi. Tamam mı? Oksijeni biliyorum 16. 16'yı 40'dan çıkardım 24 gram geldi. Bu kadar. E hemen geldim. X, Y, 2'nin kütlesi belli. 12.4. Yani şuradan da bulabilirsiniz. Aynı rakamlar çıkacak arkadaşlar. O zaman ne oldu? 0,2 mol x 2 12,4 gramsa 1 molünüz kaç gramdır dedik? 124 bölü 2'den x 2 62 mi geldi arkadaşlar? Öyle değil mi? Şöyle. 62 eşittir nedir? x artı 2y değil midir? E, 2y'nizde 2 yne geldi buradan? 62'den 24'ü çıkardım. 38 2'ye böldüm. Y'nizde 19 gram gelir gençler. Tamam mıdır? Yine uzun uzadıya bir soru. Umarım bana çok kızmıyorsunuzdur. Arkadaşlar bileşik formül bulmaya bir sonraki dersimizde geçelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.